Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu OGM Materyal MEB Mobil Soru Bankası 11. Sınıf Matematik Çember ve Daire Test 2 olacak. MEB yetkililerine, OGM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Konu anlatımlarını, detaylı konu anlatımlarını MEB kazanım kavramı testlerinde yapıyorum. Onlara bakmanızı şiddetle öneririm. Biz burada birinci soruyla başlayalım. Çok güzel, çok küçük şeklim. Hop, zaten her şey üzerinde, hemen görelim arkadaşlar. Tanımlamalarda zaten söylenenler onlar. Şöyle iki tane şey görüyorum. Şu arkadaş burada teğet. Bu arkadaşlar birbirine eşit. Burası 30 derece olarak verilmiş. Bir teğetim daha var arkadaşlar. CE. Evet, 30 derece verilmiş. DAC, DC'yi eşitmiş. 30 olduğuna göre diyor. ABC ölçüsü soruluyor sevgili arkadaşlar. ABC'yi de görelim. ABC. X açısı soruluyor. İlgilenelim. Madem sen bana iki tane eşit uzunluk verdin, hemen ben buradan bir ikiz kenarı oluşturayım. Oluşturdum. İkiz kenar. Şimdi ADC üçgenine baktığımda, ADC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacak. Şu iki arkadaş eşit. 150 kalıyor. 75 ve 75 olarak paylaştılar. Çünkü aynı açılar, hop, ikizkenar olduğu için. Pekala, ben buna gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Sevgili arkadaşlar, 30 derece bu yayı görüyor. Bakınız, 30 derece bu yayı gördü. Demek ki bu yay ne kadar? 60 derece. Pekala, bu 60 dereceyi başka kim görüyor arkadaşlar? Buradaki teğet kiriş açısı. Yani bu arkadaşım da benim 30 derece. Teğet kiriş açıları da gördüğü yayın sevgili arkadaşlar yarısı kadardır. Çevre açılar gibi, ki ben teğet kiriş açılarına da çevre açı derim. 30 derece. Hop, burasını 75 bulmuştum. Burası da 105 derece. Ne oldu? Şimdi de ABD üçgenine bakıyorum. 30, 105 daha, 135 yapar. Hop, X de bunları 45 olarak 180'e tamamlar arkadaşlar. İç açılar toplamı 180 prensibinden yürüdüm ve 45 derece olarak buldum. 45C'yi işaretledim. 2 ile devam ettim. İkinci soru geldi. Şimdi ben bu soruları zaten buraya yazmışım, çizmişim. İkinci soruda da şöyle söylüyor sevgili arkadaşlar. Çemberde ABC 70, A açısı 75 verilmiş. C açısı 10 derece olarak verilmiş. Buna göre X açısını soruyor. X neresi? Şurası. Bu açı soruluyor sevgili arkadaşlar. DEC. DEC sorulmuş. Güzel. Buna göre bir bakalım neler yapabilirim. Arkadaşlar, burada göreceğim çok güzel bir şey var. O da nedir? Şimdi bakın, 10 derece şurayı görüyor bir kere. Güzel. Burası 20 derecelik bir yay. Bunu belirledim. X sevgili arkadaşlar burayı görüyor. Çok güzel. Aynı zamanda şu arkadaş da, bakın şuradaki açıda aynı yayı görüyor mu? Görüyor. Demek ki burası da X kadar. Aynı yayı görüyorlar. Çevreden görüyorlar. 20 dereceyi buldum. Hop. Aynı açıyı gördüler. Hiç uzatmaya da gerek yokmuş ya. Sevgili arkadaşlar, bak buradan şu açıyı bulup işte yaylar, şu arkadaşınkisi, şu DC yayı eksi BE bölü 2 ile 75'i bulabilirsin. Buradan DE'yi bulup DE'nin de yarısı burası dersin ki o kadar da uzağa gitmeye gerek yokmuş. Zaten soru bitmişmiş. Neden? EAC üçgenine bakar mısınız? X açısı sevgili arkadaşlar 10 ve 75'in toplamı olan 85'tir. Çünkü üçgende nedir? Üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. 85. Söylediğimden de yaparsan da yine aynı şeyleri bulursun. Şurası 170. Evet. 170 derece oluyor. Nasıl oluyor? 170 eksi 20 bölü 2 A'yı verir arkadaşlar. Çemberdeki diğer açı özelliklerinden. Burayı 170 bulursun. X 170'i bulduğu için yarısı dersin 85. Ki üçgenden de çözdük. 3 ile devam edelim. 3. soruyu da gelsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu testte 3 ve 7'yi, 7'ye geldiğinde de 3'e yollayacağım zaten. 3 ile 7 aynı sorular sorulmuş. Burada 100 olarak verilmiş bu arkadaş. Normalde burası 3x artı 10. 7'de düzeltmişler bunu. Evet,
A, B, O. Burası verilmiş. 3x artı 10 olarak. A, C, O. Yani şu kısımda arkadaşlar hop 2x artı 30 olarak verilmiş. A, B, O açısı yani şurası kaç derecedir deniyor bana. Her şeyden önce şunu bir yapalım. Sevgili arkadaşlar 120'yi görüyorsan burası yayım benim 120 derecedir. Çevreden görüyor bu arkadaşım. 120'nin yarısı olacak. Hop 60 derece oldu. Ve bumerang diyorlar. Ben öyle ezber şeyleri çok sevmiyorum da. Testlerime bakının neden olduğunu da söylüyorum arkadaşlar. A açısı, B açısı, C açısı. İşte bu arkadaş A artı B artı C kadardır. Neden öyledir? Bak burası 360'tan A artı B artı C'yi çıkartırsan bulursun. Burayı da yine aynı şekilde A artı B artı C'yi çıkartırsan. Şunların toplamı 360 ya. Oradan bulabilirsin. Burada da şunu söyleyeceğim. 60 artı bu arkadaş bu arkadaş. Yani 3x artı 10 artı 2x artı 30. İşte bu 3 arkadaşın toplamı 120'yi verecek bana arkadaşlar. 120'yi söyledim. 5x eşittir. Burada kaç görüyorum? Bir 100 var helalinden. Karşıya geçti. 20 oldu. X kaç oldu? 4 derece oldu. X'i 4 bulduysam şimdi yerine koyup şu arkadaş hesaplama zamanıdır. 3x 12 yapar. 10'la toplarsam da 22 olur arkadaşlar. 22 de nerede? D şıkkında. 2'yi de işaretlememişiz ya. 2'yi de işaretleyelim. 2'yi kaç bulmuştuk? 85. Devam edelim o zaman 4 ile. 4, ha 3 bu. 4'ü getirdim. Sevgili arkadaşlar 4 ile de 9 aynı soru sorulmuş. Ama şekilleri farklı. 4'te çok kötü çizilmiş. 9'da daha güzel çizilmiş. 9'daki çizime bakmanızı öneririm ama burada yeni gelmişken de çözelim sorumuzu. AB çapmış. Merkez buralarda bir yerde. Demek ki DAB 75 verilmiş. AD kirişiyle DC kirişi de birbirine eşitmiş arkadaşlar. Buna göre diyor BC yayının ölçüsü nedir acaba diyor. Sevgili arkadaşlar gayet güzel, hoş bir durumla karşı karşıyayım. Şimdi aynı kirişlerin gördüğü yaylar eşit dereceye sahiptir. Öyle değil mi? Yani gayet de basit. Bir pastayı sen bıçakla böyle de kessen, böyle de kessen aynı dilimi elde etmiş olursun. Yani ben şu yaya A kadar dersem bu yaya da A kadar derim, değil mi sevgili arkadaşlar? Gayet güzel. Peki şimdi bu çap görüyor. Şu benim bulmak istediğim de x olsun. Sevgili arkadaşlar 75 derece nereyi görüyor? Hop, şu yayı görüyor, değil mi? Gayet güzel. Burayı görüyor. Burası kaç derece? 75'in iki katı olan 150, değil mi? Hop, şöyle işaretledim. 150 derece. Pekala. X'e şu yaya nasıl gidebileceğim? Burada da aynısı var. Arkadaşlar 2 tane A artı X 180'i veriyor bana. Değil mi? Hiç o kadar uzatmaya da gerek yok. Burası 150 ise bak buraya kaç kalır? Toplam 180 olacak. Hop 30 derece kalır. Sen 30'san sen de 30'sun. Çünkü aynısınız. Aynı kirişle görüyorsunuz. Geriye ne kadar kalır arkadaşlar? Bir dakika 30 dedik değil mi? 30 30 bir şeyde bir yanlışlık mı yaptım ben ya? 75 150 30 BC yayı soruluyor bana değil mi? BC tamam. 30 30 60 tamamı da 180'di arkadaşlar. 150'den de 30'u çıkarsan şu BC yayını 120 derece olarak bulursun. Mesele şu arkadaşı 30-30 bulabilmekti. Hop onu da E şıkkında görüyorum. Onu da işaretleyelim. 5 ile devam edelim. 5-5-5. Bunları da nereye hazırlamıştım? Ben bir yere hazırlamıştım. Ha, 5 burada. 5 de geldi arkadaşlar. Evet. İkinci soruyla alakalı bir şey daha söyleyecektim ya. İkinci soruda şöyle de sorabilirmişti ya. Burayı değil de şurayı sorsa iş biraz da şey olabilirdi. Eğlenceli olabilirdi. Yani burayı değil de şurayı sormuş olsaydı onu söyleyecektim. Bunu görünce aklıma geldi. Evet. Burada da arkadaşlar şekilde A 40 derece verilmiş. CF'de burası 70 derece verilmiş.
Buna göre DEC, DEC yani şu X benim de işaretlemiş olduğum derece ne kadardır diyor acaba. Arkadaşlar yine aynı şeyle karşı karşıyayım. Nasıl? Sevgili X burayı görüyor değil mi? Bu yayı görüyor. Güzel. Aynı yayı gören şurada bir açım daha var. Bu da X değil mi sevgili arkadaşlar? Çok güzel. Burası 70 ise şurası da 70 sevgili arkadaşlar. Değil mi? Ters açı bunlar. Burası da 70. Şimdi ne oldu? Ne gördüm ben? F, B, E, A. F, B, E, A. Dörtgenine bakın. İç açılarımın toplamı 360 olacak mı arkadaşlar? Olacak. Şu açıyla şu açı da eşit değil mi? Aynı açılar. Çünkü X, X bütünleri o arkadaşlar. Aynen öyle. Onlara da alfa deyivereyim. İki tane alfa artı 70, 40 daha 110. Bu arkadaşların toplamı 360 derece olacak değil mi? Dörtgen çünkü bunlar. 2 alfa 250'ymiş. Alfa kaçmış arkadaşlar? 125 dereceymiş. Alfa 125 ise çıkar 180'den. X de 55 derece olur. Hop. Bunu da burada görüyorum. B şıkkında görüyorum. 70 artı 40 bölü 2'de den diyebilirmişsin değil mi kısaca? 6 ile devam edelim arkadaşlar. 6 biraz daha enteresan temente. Yani ben böyle ezber şeyleri çok sevmiyorum ama mecbur bunu da ezberden çözeceğiz arkadaşlar. Böyle ikizkenar üçgen verilmiş. Kök 13, kök 13. 4 olarak verilmiş ikizkenar. Söylenmiş 4 de verilmiş. Üçgenin çevrel çemberinin yarı çapını soruyor. Çevrel çember demek ne demek arkadaşlar? Bu arkadaşı tamamen kuşatan, bütün kenarlarından, şey köşelerinden geçen şu arkadaşın yarıçapı soruluyor. Yani vallahi ya, yani bunu bulmak biraz zor iş tabii ki. Sen şunu bir dikin indir, indirdin. Şuradan şu arkadaşa eşit mesafedeki uzaklıklar, bütün A'ya da, B'ye de, C'ye de eşit mesafede uzaklıktaki noktaların birleşimini. Arkadaşlar bunu nasıl yapabiliyorum? Şöyle yapıyorum. Üçgende alan formülünde sevgili arkadaşlar şöyle bir formülüm daha var. Hop. A, B, C ise alan A çarpı B çarpı C bölü 4 tane R arkadaşlar. Yani çevrel çemberin yarı çapı şeklinde de bulunuyor. Ben ezber sevmiyorum ama mecburuz artık. Burada onu kullanmak durumundayım. Hocam alanı biliyorsun da sen bu arkadaşın alanını bilmiyorsun ki sen buradan R'yi bulabilirsin. Bak A'yı, B'yi, C'yi bütün kenarları biliyorum. Ama bulabilirim arkadaşlar. Nasıl? 4'tü ya. 2, 2 bunları böldün mü? Böldün. 2 burası, kök 13 de burası da yaptım Pisagor'umu. Burayı da 3 buldun mu? 13'ten 4'ü çıkar. 9 hop. Bunu da buldum. Arkadaşlar alan ne oluyor buradan? 3 çarpı 4 bölü 2'den. Hop 6 olarak buldun mu? Alan eşittir. 6 birim mi bunlar? CM mi? Birim kare. Evet. 6 eşittir. A çarpı B çarpı kök 13 çarpı kök 13 çarpı 4 bölü 4 R. Buyur sevgili arkadaşım. R'yi buradan kolaylıkla bulabilirsin. Dörtler sadeleşsin. R buraya gel. Hop. Kök 13 ile kök 13'ün çarpımı zaten 13 bölü 6. Evet. Bu formül olmasa ne yapardık bilemiyorum ama yani çok da matah bir şey değil arkadaşlar. 13 bölü 6. Yani bu formülü bilsen ne bilmesen ne. İhtiyaç duyarsan açar internetten bulursun. Yani bunlar çok da matematiğin biliyorsun ya da bilmiyorsun anlamına gelmez. Tamam mı? Bilmiyorsan formülü dert etme. ÖSYM'de tutup ya da okulda öğretmenlerin de zannetmiyorum ki böyle ezber şeyler sorsun. Ezber şeyleri verir, formül verilir değil mi? Önemli olan ne yapacağını bilebilmek. Ha 7. soru bak 7. soruyu 3'te çözmüştük arkadaşlar. 7'ye gelenler burada doğrusu sorulmuş. 3 yanlıştı. 7'de doğru sorulmuş. Biz 8'le devam edelim. 8. soruda da yine şekil verilmiş arkadaşlar. 20 derece verilmiş. 50 derece, 80 derece verilmiş. Şu X açısı soruluyor bana. 20, 50, 80 verilmiş. X açısı soruluyor. Hemen işleme koyuluyorum. Arkadaşlar 50 gördü. Nereyi gördü? Şurayı. 50 burayı görüyorsa bu ya 100 derece. Güzel.
80 burayı gördü. Oo. Burayı 80 gördüyse burası da 160 derece. Ne kadar güzel. Bak çıtır çıtır gidiyor. 20 de burayı gördü. Bak burayı görüyor. Hop 40 derecede burası mı? Burası. E, sevgili arkadaşlar X nereyi görüyor? Burayı görüyor. Burası da 2X. Hepsinin toplamı 360 olacak. Bakalım. 160, 200, 300. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60 derece kaldı. 2x 60'sa x'e kaç olur? 30 derece olur. Yani hiç değil mi? Bütün toplamları 360 olacak. Uzun uzun yazmak istiyorsan da bu artı bu artı bu artı bu eşittir 360 dersin. A diyoruz. 8'de de A'yı işaretledik. 9'da devam ediyoruz. 9'da da sevgili arkadaşlar 4. soruya göndereyim ben sizi. 4'te çözdük onu. Bak bu daha güzel çizilmiş. 4'te çizilen yanlıştı. 3 ve 4'teki çizimler de rakamlar da yanlıştı. 4 için daha güzel çizim budur. 10'la testi nihayetlendirelim arkadaşlar. 10'da da her şey belli yine. Teğet, kiriş, 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 AC, AB, BD hepsi kiriş sevgili arkadaşlar. Burası 23 derece verilmiş teğet kiriş açım. Burası da 42 derece verilmiş. ABD açısı soruluyor bana. Şurada görmüş olduğun açı soruluyor. X eşittir soru işareti diye. Yine yaylardan gideceğim arkadaşlar. Çemberde yaylar benim için candır. Bak çevre açı 42 görüyor. Oo, burası 84 dereceymiş demek ki. İki katı. 23 görüyor. Teğet kiriş açılarda sevgili arkadaşlar. Söylediğim gibi benim için çevre açı muamelesi görür tarafımdan. Onu da ne derim bu durumda? Gördüğü yayın yarısı yani bu yayda 23'ün 2 katı 46 derece olur. E sevgili arkadaşlar X bulmaya çalıştığım arkadaş nereyi görüyor? Burayı görüyor. Yani bütün 360'dan eksik olan kısmı. Şu iki arkadaş ne kadar? 130 derece. İkisini topladığımda 130 olur. Geriye ne kadar kalır arkadaşlar? 360'a tamamlamak için 230 kalır. X'de kimdir? 230'un yarısı olan 115 derecedir. Gördüğü yayın yarısı çünkü arkadaş. 115'i de D'de görür. Keyifle işaretlerim. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.